şey hararet verdi yani Muhittin Bey'de. O da bir hararet verdi. Peki şimdi yavaş yavaş noktalamamız evet. gerekiyor. Bizden sonra program var. Konuşmak istediğimiz iki konu daha vardı. Kısaca onları da konuşalım. Biri Karaburun. Karaburun Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Karaburun'daki programa neden katılmadığını açıkladı. Bir metin paylaştı kamuoyuna. Bir rozet tartışması orada yürütüldü. Hatta biz yayın öncesi sizinle de konuştuk. Hatta Tunç da dedi. Yani bakanın rozet takması bana çok tuhaf gelmiyor dedi mesela. Neden bu kadar büyüdü ya da büyütülecek bir konu mudur bu? Tabii büyütülecek konudur. Şimdi şöyle, olay şu. Tabii bizim bu rejim değişikliğinden sonra partili cumhurbaşkanı olduktan sonra, yani şimdi işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan zannediyorum pazar günü de İzmir'e geliyor. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Yani partili cumhurbaşkanına izin verdikten sonra, bu işte anayasa değişikliği bir şeyden sonra, doğal olarak bakanlar da, işte bakanlar hatta dışarıdan atanıyor. Yani bakanlar milletvekili değil. Dışarıdan atanıyorlar. Ama ve lakin buradaki olay şu. Ben birincisi yani Sayın Erdoğan'ın, Karaburun'daki Erdoğan'ı kastediyorum, şey değil, gösterdiği tepkinin çok haklı olduğunu düşünüyorum. Çok haklı bir gerekçe. Evet, bir bakan geliyor, belediye başkanı olarak tabii ki ben de onu, yani zaten şeyim, yani resmi olarak da görevliyim bununla, yani belediye başkanı olarak karşılamam gerekir. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı geliyor. O bulunmam gerekir protokolde ve doğal olarak davet edilmeyince işte başvuru yapıyor zannediyorum AK Parti'ye de bir şekilde görüşme yapıyor. Diyor ki ben davet edilmedim ama ben de katılmak istiyorum. Hani doğal olarak katılmam da lazım falan. O zaman deniyor ki evet haklısınız ama biz bakanlıkla görüştük. Bakan Bey Eyüp Bey'i desteklemek amacıyla parti görevi olarak geliyor. O zaman da diyor ki madem ki Bakan Bey o bakanlık sıfatını çıkarmış, işte AK Parti'nin bir neferi olarak ya da bir üst düzey görevlisi olarak gelip Eyüp Bey'e hani seçim için destek verecekse, o zaman ben zaten gitmeme gerek yok diyor. Bunu da beyan ediyor. Yani niye gitmediğini de anlatıyor vatandaşa. Yani vatan, ya beni orada görmezseniz hani nedeni bu diyor. Ben yoksa hani siyasal bir anlamda tepki göstermiyorum falan diye. Onun için ben İK'ya %100 destek veriyorum. %100. Yani yaptığı da doğru, açıklaması da doğru. Buna hiç açıklamayabilirdi de o Karaburun'da konuşulurdu. Biz belki de duymazdık bile. O bir soru işareti de bırakmak yani, istemedi herhalde. İstemedi ve açıklaması da çok doğru. %100 de destek veriyorum. AK Partililere de soruyorum. Bakan Bey'e de soruyorum. Bu zaten en büyük sorundur. İktidarla, hani iktidarla muhalefet arasındaki en büyük sorundur. Çünkü iktidar gücünü kullanır seçimde. Doğal olarak. Her iktidar kullanır. Tabii her iktidar kullanır. Bu yani sadece AK, ama 20 yıldır da AK Parti olduğu için hani her iktidar deyince 20 yaşındakiler her iktidarı anlamıyorlar mesela. Hı. Çünkü onlar tek bir iktidar gördüler, AK Parti. Başka bir iktidar görmediler. Biz gördüğümüz için hani diğer iktidarların da bunu yaptığını bilebiliyoruz. Şimdi ben Bakan Bey'e soruyorum. Bakan Bey buraya madem ki seçim çalışması olarak geliyor, doğal olarak harcamaları bakanlık mı yaptı, AK Parti mi yaptı? Yani AK Parti seçim şeyinden mi yaptı bu harcamayı? Bakan Bey'in gelmesi, Karaburun'u işte ziyaret orayı buyu, yoksa bakanlık mı yaptı? Şimdi bakanlık yaptıysa, bakan da sonuçta hani bakan olduğu gün devlet memuru sıfatını taşıyor. Devlet memuru sıfatıyla bu parti çalışmasını nasıl yapıyor? Çünkü devlet memurları biliyorsun parti üyesi olamazlar. Hı hı. Yani şimdi diyorum ki yani tamam güzel, o gelsin bakan, tabii ki desteklesin işte Eyüp Bey ya da diğer adayları buradaki. Zannederim Ceyda Hanım'ın da bir programında var bakanın şeyi. Evet, evet, gelmiştim. Diğer bakanlar da geliyorlar. Milliyetin bakanı geldi kaç gündür şey yapıyor, dolaşıyor falan. Amenna. Amenna, tamam gelsinler. Ama şimdi orada, şimdi ben mesela diyelim Bakan Bey'le karşılaştım Karaburun'da. Ben şimdi kendisine Bakan Bey olarak mı şey yapacağım, davranacağım, yoksa AK Partili, AK Parti'nin üst düzeyi bir görevlisi ya da işte şey olarak mı davranacağım? Hangisi? Yani hani bu kaldırılmak istenen o TC var ya, Türkiye Cumhuriyeti Bakanı. Şimdi bakın şöyle bir şey vardır. Yani biraz devletini seven ya da işte vatanını seven, ülkesini seven, milliyetçi duygusu olan, hatta hani milliyetçilik değil, aitlik duygusu olan herkeste şöyle bir şey vardır. İş devlet sıfatına gelince
ceketini iliklersiniz. Yani karşınızda sonuçta kişiyi oradan alırsınız. Sadece o işte Türkiye Cumhuriyeti bilmem ne bakanı sıfatı olduğu için de siz devlete saygı gösterirsiniz. Bu olmak zorundadır zaten yani. Onun için ben diyorum ki AK Partililer bu konuda zannediyorum Sayın Erdoğan bu 10 gün önce filan meclis çalışmalarını, meclis şu anda tatilde ya, meclis çalışmalarını bir an önce bitirin, sahaya çıkın. Bakanlar özellikle kendi bölgelerine gitsinler, bizim AK Parti adaylarına destek versinler. Çünkü bunu Menemen'e hemen konuşayım o arada. Ben Menemen'in lansmanına gittim. Menemen'in lansmanında ben 3 yılda çok şey yapmış bir belediye başkanı gördüm. Şimdi AK Partili bu. Evet doğru. Ama söylüyoruz niye yaptı? Çünkü işte her türlü destek var, şey var, şu var, bu var. Kendisinin hani hakimiyetini de beğendim, lansmanı. Hatta şu ana kadar izlediğim en iyi lansman. Lansman, yani tanıtım diyelim gene. Lansman, tanıtım toplantısı. Yani bir, çok iyi anlatılmış hani geçmiş 3 yılda yapılanlar. Kendisi çok iyi anlattı. Yapacaklarını da çok iyi anlattı. Ve hani hani şöyle bir hataya düşmediler Cemil Tugay gibi. Yani İzmir klibinde Fransız şarkısı kullanmadılar. Paris'i öven bir şarkı kullanmadılar. Hani o bile, müzik bile işte ya da görüntüler şeyler falan hepsi güzel. Hatta çok güzel bir slogan hani bulmuşlar. Şu ana kadar izlediğiniz fragmandı. Fragman yani bu 3 yılı kastediyorlar. Hı. Çünkü biraz da vekil olarak geldi ya, meclisten geldi yani şeyi seçmedi. Asıl film şimdi başlıyor. Hı. Yani bana bu görevi verirseniz esas film başlıyor diye. Ama şimdi orada da hemen işte bu şeyi söyleyeyim. Açıklanan yani 5 yılda yapacağım dediği projelerin çoğu merkezi hükümet destekli. Hastane var 400 yataklı. İşte 6 tane okul. İşte bilmem ne şu bu. Hemen baktığınızda, hemen tüm AK Parti adaylarının yani projelerinde olduğu aynı gibi. Hamza Dağ'daki işte bir tık yukarıda diyoruz ya vaatleri veya işte projeleri. Çünkü şimdi 400 yataklı hastane bir Menemen Belediyesi yapmayacak. Sağlık Bakanlığı yapacak. İşte 6 tane okulu bir anda hani yapacağım diyorsa Milli Eğitim Bakanlığı. O tamam, arsa verecek, şey verecek falan, destek verecek ama sonuçta parayı Milli Eğitim yapacak. Yani bak, yani tabii ki işte bu bakanlık destekleri, işte onun için bakanlar da bölgede, onun için geliyorlar. Ama diyorum ki bakan olarak gelmeyin o zaman. Yani AK Partili bir üst düzey görevlisi olarak gelin. Evet. Öyle destek verin. Yani bir tarafta bakansınız. Yani benim de bakanımsınız. İYİ Parti'nin de, onun da, bunun da, işte CHP'nin de, hepsinin bakanısınız. Türkiye Cumhuriyeti bakanısınız çünkü. Ama siz geliyorsunuz burada, diyorsunuz seçim çalışması. Seçim çalışması. O işte diyorsunuz bu. O zaman siz orada sadece partili bir olarak destek verin. Peki. Noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size. Gazeteci Ercan Pala bizimle birlikteydi. Yerel seçime giderken gündemi konuştuk. Bir de bağlantı yaptık. Sistem Araştırma Genel Müdürü ve uzman araştırmacı Çetin Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Yerel seçime doğru giderken yaptıkları anketin ilginç sonuçlarını yine bizimle paylaştı. Biz de arkasından tartıştık. Programı noktalayacağız. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Bizden sonra Sanatın Renkleri programıyla Sevinç Öztürk sizlerle birlikte olacak. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.